den yeniden anayasa yapılmaya ihtiyaç olduğunu madde madde söylesinler. Mesela şu maddede Türkiye'nin demokratik olmasına engeldir. Hangi madde o? Hangi madde kapsayıcı değildir mesela? Daha demokratik bir anayasa istiyoruz. Neden hangi maddesini kısıtlıyor? Onu açıkça bir söyle bize. Açıkça bize söyle. Ne sivil bir anayasa? Peki bu neden sivil bir anayasa değildir? Neresi askeri bir anayasadır bunun? 50 kere değiştirilmiş anayasadan bahsediyoruz. Neresi, neresi seni sıkıyor? Hangi madde? Ama var somut olarak söyle. Bu milleti somut olarak söyleyin. Dilinizin altındaki baklayı çıkartın. Anayasanın 66. maddesindeki Türk, Türk tanımını yani Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür lafı son derece normal ve dünyanın her tarafında vardır. Fransa'daki en solcu adam söyledi bunu ya. Fransız olmak bir ayrıcalıktır diye tartışılamaz diye. Türk olmak da bir ayrıcalıktır tartışılamaz. Ama zenci Türkiye Türk olur. Mı yapmış olduğu adam yani. Hayır tabii ırkçılık zenci Fransız olur zenci Türk de olur. Yani bunda hiçbir şey yok. Ama bir ulus kimlik vardır. Sonra bu söylem çok tehlikelidir. Efendim Türk, Kürt, Çerkez, Arap, bilmem ne falan hepimiz bir aradayız. Sen Türk'ü, ulus kimliği diğer etnik gruplarla aynı tutamazsın. Yani bizimki çünkü etnik değil Türklük tanımı. Biz ulus kimlik tanımı. Şunu söyleyebilirsin. Bütün etnik gruplar Türkiye'nin içerisinde yatan, yaşayan bütün etnik kökenlerin hiçbir tanesinin kökenine bakmıyoruz biz. Biz hep birlikte Türk milletiyiz ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da hepimiz Türk'üz diyeceksin. Nasıl Fransız diyorsan, nasıl Almanız diyorsan, nasıl bilmem e, işte ne bileyim Amerikanız diyorsan nasıl Japonuz diyorsan yani mesela Koreli Türkçe tercüme hatası. Koreli yok ki Koreyan var. Yani öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Onun için ne Türk kimliğini etnik gruplarla aynı şekilde sayarak Türk'ü de bir etnik grupmuş gibi saymak, bölücülük yapmak demektir. İkincisi Türk'ün ulus kimliğini bu şekilde Türkiye'yi birlikle parçalamaya kalkmak ülkeyi parçalamak demektir. Ve ve biliyorsunuz bu onu da söyleyelim. Ee, en son çıkan şeylerden ee, işte Kürt Diasporası diye bir dernek varmış da Birleşmiş Milletler'e müracaat etmiş de kendi kaderini tayin hakkı istemiş de falan da. Şimdi bu, bunların hiçbir tanesi hukuki geçerliliği yoktur. Hiç kimse endişe, endişe etmesin. Neden? Çünkü Türkiye Türkiye'de anayasanın ilk dört maddesi bellidir. Türkiye'de Türklük tanımı bellidir. Vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür der. Anayasamızda ne ikinci bir dil vardır. Türkçeden başka resmi dil yoktur. Anayasamızda Türklük dışında hiçbir başka e, hak tanımı, etnik grup tanımı falan yoktur. Sadece ulus kimlik tanımı Türklük vardır. Anayasamızda ve başka yasalarımızda özel bölgeler, özel bölgeler plan oluşturulmamıştır. Anayasamızda ve kanunlarımızda hiçbir mezhep, din ayrımı da yapılmamıştır. O nedenle kendi kaderinin tayin hakkının doğ doğabileceği herhangi bir durum Türkiye'de ayrıcalıklandırılmış ya da ayrıştırılmış bir yapı mevcut değildir. Eğer olmuş olsaydı o zaman bu tehlikeli bir şeydi. Kosova olurdu o zaman. Kosova'da, Kosova'da işte Kosova örneği çok önemlidir. Onun için anayasamızdaki ilk dört madde ve 66. madde. 66. madde yani bakın bütün siyasileri sorun şöyle diyorlar bakın orada bir tuzak var. Bunu da bir manşet olarak verelim tuzak var. İlk dört maddeyi tartışmıyoruz. Bak 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 bak, bak. ne kadar sinsice bile. tartışmıyoruz. 66. madde peki? Türkiye Cumhuriyeti ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür ifadesini tartışıyor musun? Tartışacak mısın? Bak ona doku. Ondan hiç bahsetmiyorlar. Çünkü onunla oynamaya kalkacaklar. Onun için bütün Türk milletine söylüyorum. ilk dört maddeye dokunmamak yetmez. Türkiye'nin bölünmemesi için ulus kimliği ve ırkçılığı dışlayan, reddeden 66. maddedeki Türklük tanımına herkes sahip çıkmalıdır. Türklük tanımını, oradaki Türklük tanımı etnik, etnik, etnikçiliği dışlar, ırkçılığı dışlar, faşistliği dışlar. Siz o Türklük tanımını, anayasal vatandaşlık tanımını ortadan kaldırırsanız, o zaman ırkçılık yaparsınız, o zaman faşistlik yaparsınız, o zaman etnik milliyetçilik yaparsınız. O nedenle herkesi anayasanın 66. maddesine sahip çıkmaya çağırıyorum ve siyasi partileri de vatanını milletini seven siyasi partileri de siyasi parti liderlerini de 66. madde konusunda tavır koymaya çalışıyorum. 66. maddeyi ilk hatırlatan da benimdir bu memlekette. İlk dört maddenin dışında. 66. madde bu memleketin direğidir. Bu milletin ulus kimliğinin direğidir.